Açıkçası arkadaşlarımız ön hazırlık oldu ama direkt bizle oynayacak. Daha evvel bir maç oynamadı. Yok yok, yani sizinle oynayacaklar sonra, yani bundan sonra onunla oynayacaksınız diye soruyorum. Ben de ona anlatıyorum. Evet. Yani diyorum ki UEFA Kupası'nda direkt bizle oynayacak. Daha evvel seyretme imkanımızın olmadığı bir takım diyorum. Kendi liginde oynuyor. Mümkünse onu seyredeceğiz. Ama direkt bizle oynadığı için onu anlatmaya çalışıyorum. Vallahi bazen bazı yollar vardır. Sizi başka yere çıkarır. Orada başka bir yere götürür. Ümit ederim öyle olur. Bu akşam, yarın, öbür gün zamanımız var rakibimizi incelemek için. Ama her rakibe saygı duyuyoruz. Özellikle bu mevsimlerde oraların takımlarını oynamak kolay değil. Bundan evvel özellikle Galatasaray'ın başına gelen bazı maçlar oldu. Ona uğramak istemiyoruz açıkçası. Tabii taraftarımız bizim en önemli silahımız, en önemli gücümüz, en önemli itici gücümüz. Yani bir oyuna hazırlanıyorsunuz tiyatroda, çıkıyorsunuz sahneye ama hiçbir seyirci yok. Dolayısıyla bizimki de o. Biz veya bizim gibi olan tüm dünyadaki takımlar için aynısı. Yani hazırlanıyorsunuz fakat sahaya çıkıyorsunuz. Sesinizin karşı tribüne gittiği, oyuncuların her kelimesinin anlaşıldığı bir yalnızlık, bir boşlukta oynadık 1,5 sene. Onun için taraftarlar bizim için çok şey ifade ediyor. Bugün az bir taraftar olmasına rağmen itici gücü, desibeli, takımını desteklemesini, onun yanında olmasını hakikaten özlemişiz hep beraber. Ümit ederim. Tabii burada da biz şanssızız. PSV full aldı bütün stadına. Biz %50 kadrine uğradık. İnşallah bu şanssızlıkların hepsini kıracağız bir gün. Ama taraftar bizim için çok şey ifade ediyor, önem arz ediyor. Özellikle futbol oynarken onlarla birleşmek takımın çok daha iyi oynamasını veyahut olaya daha çok konsantre olmasını sağlıyor ki Galatasaray seyircisiyle, taraftarıyla buluştuğunda çok büyük de başarılar elde etmiştir. Açıkçası bir isim belirtmek için söylemedim onu. Tam tersi, hep beraber yeni bir yola çıktığımız, ortaya bir anlayış, bir felsefe, bir plan, proje koyduğumuz günlerde her günün bir transfere açık olduğunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü dün de söyledim, aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik zaten. Önce verdik. Alacağız, daha da vereceğiz. Ve kafamızdaki takım inşallah, ama o manayla söyledim. Berkan beğendiğim bir oyuncu benim. Zaten daha önce de söylemiştim. Olabilir. Başka oyuncu da olabilir. Ömer'e gelince herhalde frikikten dolayı biraz taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Kötü niyetle bir şey yapmıyor Ömer. Tabii ki yanında duracağım. Her oyuncumun olduğu gibi, Mustera'nın da olduğu gibi. Hepsinin. Onlar bizim oyuncularımız. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. Öyle ya. Ömer kenara çekildi. Ömer'in vurduğu gol olsaydı kimse tepki gösterir miydi? Dolayısıyla taraftarımız belki ufak bir çıkış yaptı ama dediğim gibi doğru bir şey değil bu. Onların hepsi bize lazım maçın ta sonuna kadar. O maç bittikten sonra da sezon sonuna kadar onların bizim el üstünde tutarak, morallerini yüksek tutarak iyi oynamalarını sağlamamız lazım. Ömer de öyle bir yuhlanmayı hiç hak etmedi. Dolayısıyla tabii ki yanındayım.